2019 yılının ilk aylarından itibaren rekor üstüne rekor kıran Antalya'da turist artışının esnafa etkisi ne oluyor? Turizm esnafı bu yıl 16 milyon turist hedefine adım adım yaklaşan Antalya'daki yabancı turistlerin otellerden çıkmadığını, çıkanlarınsa para kazandırmadığını söylüyor. İşlerimiz iyi mi dersen kalabalık. Turist sayısı var ama kalite yok. Düşük. Dolar üzerinden mi satış yapıyorsunuz? Ya fark etmiyor yani. Para olsun da fark etmiyor. Dolar, euro ne olursa olsun. Turist para bırakıyor mu? Ya bırakıyor mu derken tabii ki bırakmaya çalışıyor ama çok az. Turistler genelde otel içinde kaldığı için dışarıya da sıcaktan da biraz da zor çıkıyorlar. Normalde Nisan, Mayıs ayları daha iyiydi. Şimdi Haziran, Temmuz 2 ay daha sıcak oluyor. Biraz daha az çıkıyorlar dışarıya. Onlar denize geliyorlar. Denizde duruyorlar genelde otel içinde. Böyle gidiyor sezon. Peki gelen turist para bırakıyor mu? Gelen turiste biraz zayıf şey kalite yok. Şu anki durum kalite yok da. O Ağustos, Eylül, Ekim biraz daha düzeliyor. O aylarda biraz daha kalite geliyor. Saat kaç diyelim? Saat 12 mi? 12. Daha siftah yok. Saat 8.30'da dükkanı açtık. Bekliyoruz, daha siftahımız yok. Vakit geçirmek için. Gece saat 8, sabah 8.30, gece 11.30'a kadar duruyoruz. Şimdi turist arkadaşımın dediği gibi yok yani. Otellerde kalıyorlar, hava sıcak, gezmiyorlar. Bir de onun haricinde para kazansak ne önemi var ki? Paranın değeri kalmadı. Yani kazandığımız paranın bereketi yok çünkü hayat pahalı. Hele bu seçimlerden sonra her şeye zam. Elektriğe, şu dükkanda 1000 lira elektrik parası ödedim bir ayda. 1000 lira 90 kuruş. Benim ödediğim faturanın 360 lirası ıvır zıvır işte kaçak kayıp bedeli, dağıtım bedeli bilmem ne. Onun haricinde elektrik kullanıyoruz, yiyecek gidecek, bir Migros'a gidiyorsun, bir şey alıyorsun. 200 liranın kıymeti kalmadı. Yani geldiğimiz nokta bu. Turizm iyi olsun olacak. Kazandığımız paradan bir şey olmuyor ki. Yani bir pazara çıkın, sizler de yaşıyorsunuz. 100 lira gidiyor hemencik. Yani durum bu vaziyette. Ben ağlarım şimdi bana sorarsan. Bu kadar turist gelmiş de şu yolun haline bakın. Nerede bu turistler? Ya caddeye bakın. Buranın ana baba olması lazım değil mi? Kimse yok. Ondan sonra da iş var mı diye soruyorsunuz. İş, müşteri kuyrukta. Ya havalarında kuyruktalar ya bizde. Siz tercihinizi yapın yani. Çünkü gelen turistler hepsi ucuzcu. Cebinde en az parası olan geliyor. Yemek içme bedava. İniyor otele, bir daha dışarı çıkmıyor. Çıkanlar da nadir görüyorsunuz. Ya denize yüzmeye gidiyor ya da bir ekip başının elinde bayrakla bir tur attırıyor şöyle bir saatte. Tekrar alıp oteline götürüyor. Konya mesela Konyaaltı tarafındaki turist buraya gelemiyor. Neyle gelecek? Ona soracak, buna soracak. Hangi otobüse binecek, ne yapacak? Buradan Lara tarafına gidecek. Bir de bunun çözülmesi lazım. Antalya'da yaşayan bir de ulaşım zor. Az fena değil ama çok umduğumuz gibi değil. Gerçekten bu Ramazan'dan önce fena değildi başlangıç ama Ramazan ve Ramazan'dan sonra bayramdan bu zamana kadar da çok kötü. Müşteride bir düşüş var. Hem alışveriş yapmıyorlar hem de müşteri sayısında da düşüş var. Ama bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Antalya 2019 yılının ilk aylarından itibaren turizmde rekor kırıyor. Bu turistler size para kazandırıyor mu? Sorun orada işte. Para kazandırmıyorlar çünkü onlarda da ekonomik sıkıntı var galiba. Para harcamıyorlar. Esasında büyük sorun onları büyük shopping center'lara götürüyorlar. Büyük şirketler anlaşmalı. Orada onların paralarını harcıyorlar, harcatıyorlar. Biz burada beklemeye devam ediyoruz. Oldukça durgun. Yani tam anlamıyla sezondan bir heyecan duymuyoruz şu anda. Daha normalde başlaması lazımdı, sezonun çoktan açılması lazımdı. Ciddi anlamda bir durgunluk var. Müşteri kalabalığı var ama yeterli derecede insanlar yani bizleri, esnafları tatmin etmiyor. İyi bir sezon olmasını temenni ediyoruz ama daha önümüzde 4 ay var. Bakalım dolu dolu bir 4 ay geçmesini bekliyoruz. Bu saatten sonraki beklentimiz bu. Ama görünen şu ki pek öyle olacağını düşünmüyorum. Turist çok ama iş yok. Parasız turist olduğu için yansımıyor. Geçen sene daha iyiydi. Bu sene için daha iyi diyorlardı ama maalesef bu sene turist anlamında çok
ama verim anlamında maalesef yok. Bekliyoruz açılmasını, hayırlısıyla.